Selamlar arkadaşlar, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Dostlar ise ekranlarında yine güzel içerikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz dostlar. Bugünkü misafirimiz de MT marka bir spor ayakkabısı. Spor ayakkabısı ama koyu renk, siyah bir spor ayakkabısı. Ve ona göre de giyindim arkadaşlar. Üzerine gömlek giyebilir miyiz? Alta kot falan nasıl durur diye bir güzel bir kombin yapabilecek miyiz diye bir bakalım dostlar. MP markasını yer yer merak ediyoruz. Çünkü malum fiyat performans firmalarından birisi. Siparişimiz burada dostlar. Kargomuz birkaç gün oluyor geleli. Vakit bulup ben de şimdi çekebiliyorum. İsterseniz hemen şöyle kamelyamıza geçelim. Burada kutumuzu açalım. Bakalım ürünümüz beklediğimiz gibi bizi mutlu edecek mi dostlar. Gördüğünüz gibi de yine firmasından internet siparişi olarak aldım ben. Daha önce bu MT'nin aynı modelinin bir botunu kullanmıştım. Kanalımızda onu da sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten izlenildi, beğenildi. Rahatlığı da çok iyi olduğu için aynısının bir de spor modelini sipariş verdim ben. Şu ses gidene kadar bunu kuralım ve devam edelim. Dostlar şimdi unutmuşum, hızlı çıkayım diye bıçağım evde kalmış. Dikkatli bir şekilde bunu yırtmaya çalışacağız hep beraber. Şöyle bismillah diyelim. Ürünü, ambalajını bir parçalamaya başlayalım dostlar. Vallahi özür dilerim, bıçağı nasıl oldu da unuttum. Acele etmekten oldu dostlar. Çünkü bugün cuma, birazdan da cumaya yetişmek için böyle alel acele çıkmış bulunduk dostlar. İçerisinde başka bir şey yok arkadaşlar. Faturası şu yüzündeydi. Ters tarafından açtım ben de. Şu paketi, bir jilatini şu tarafa atayım. Ondan sonra hemen açalım kutumuzu ve devam edelim. Sen iste. Üzerindeki yazıya baktığımda dostlar, sen yeter ki iste yazıyor. Yani güzel bir kutusu var. Kutu yalnız biraz herhalde stresli bir kutuymuş. Bayağı bir ayakkabı satılmış yani bu kutuyla sanki. Görüntüsü bize beklemişlik gösterdi. Dostlar spor ayakkabımız da hemen çıktı. Botu gibi gerçekten bu da yakışıklı duruyor. Ya bu MP'nin rahatlığı beni aslında biraz kendine dikkate almamı sağladı dostlar. Bunun bot modelini de hem kullandık hem de sizlerle paylaştık. Söylediğim gibi çok rahat ettirmişti. Suya karşı da dirençli bir yapısı var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi kutumuzu şöyle kenara bırakalım. İçerisine kağıt sıkıştırmışlar. Bunları da bir çıkartalım hemen. Bazen kalıp koyuyorlardı böyle. Silikon, sert silikon yapıda bir kalıp koyuyorlardı. Bunda onu tercih etmemişler. Dostlar şimdi şurada firmamız etiketini yapıştırmış. Şuraya geçelim. Bu ayakkabıda daha rahat inceleme yaparız. Comfort Light yazıyor gördüğünüz gibi. Çok detaylarını bilmiyorum tabii ne anlamdadır o. Burada Air Steps yazıyor. Sayısı da var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu air taban iyiydi, sıkıştırılmış. Hava kullanıyorlar mı? Artık ne kadar gerçek hava, ne kadar başka maddelerle dolduruyorlar bilmiyorum. Bu model gerçekten rahat bir model arkadaşlar ve trekking model diye düşünüyorum. Şu tırmanış model taban görüyorsunuz. Güzel görünüyor. Yandan da böyle kıyafetin altına, yandan da zaten tüm kıyafetlerinizde falan hoş durduğu için bir de kısa modelini tercih ettik. Birazdan giyerim. Nasıl durduğuna da bakarız hep beraber dostlar. İp yapısını gördüğünüz gibi biraz kalın gözüküyor. Ama neden böyle diye soracak olursa, ayakkabımız biraz kışa dayanıklı bir ayakkabı arkadaşlar. Yağmur kaydırıcı özelliği var. Hani çok şiddetli yağmurlarda içerisine su alıyor. Biz bunu zaten bot modelimizde bizzat çeşmenin altına tutarak da denemiştik. O şartlarda ancak su geçiriyor ama onun dışında küçük sıçramalar, böyle 10 dakikalık atıştırma yağmurlarda çok rahat bir şekilde yolculuğunuza devam edersiniz. Rahat oluşunu beğendim demiştim. Taban gerçekten kolay bükülebiliyor. İç yapısı da gayet güzel dostlar. Ama isteyen dostlarımız bunun içine tabii ki silikon tabanlıklar vesaire destekleyici ürünler de kullanıp daha rahat ve daha verim alabilirler dostlar. Ben renk olarak bunu tercih ettim. Zaten bir de hani gömlekle kotla falan nasıl gider diye düşündüm. Acaba nasıl olur diye bir de bugün ona uygun giyinmeye çalıştım. Hemen bir kombin yapacağım. Buradan bazı işlerimiz var. Oraya böyle giyinmiş gitmiş olalım. Şunu da çıkartıyorum arkadaşlar. Etiketimizi.
Arkadan görüntüsü bu şekilde. Dış kumaş yapısından biraz bahsedeyim. Şimdi şuraları bir materyal diyelim bunu arkadaşlar. Böyle sert bir materyal. Şurası da öyle. Sünni deri tarzında bir yapısı var. Burasının da aynı şekilde arkadaşlar. Herhangi bir su ve hava geçişi olmaz buradan. Sadece şurasındaki kumaş suya dayanıklı ve nefes alabilir bir kumaş olduğu burasında mevcut arkadaşlar. Şöyle gözüküyordur zaten. Desenli böyle baklava dilimi gibi diyelim. Ben isterseniz bir giyeyim bunu. Nasıl durduğunu ayağımda da bir görelim. Öyle bir devam edelim. Dostlar şu anda giydim ayağıma. Kotla da gayet güzel renk uyumu sağladı gördüğünüz gibi. Ve yandan falan görüntüsü çok hoşuma gidiyor benim. Güzel bir eşofman altında da güzel dururdu. Ama şunu onu deneyemeyeceğiz. MP kullanıcılardan ricam, hem bu model hem hangi model kullanıyorlarsa aşağıda yorumlarda belirsinler. Biz de hep beraber bakmış görmüş olalım. Güzel modeller var gerçekten. Şimdi kendi yetkilileriyle alakamız yok. Hiç teşekkür bile. Tamamen deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ve deneyimleyen arkadaşlarımızdan da yorumlarını bekliyoruz. Bakalım ne tarz bir şeyler. Şöyle arka taraftan da bakabiliriz arkadaşlar. Yürüyüş anındaki hali bu şekilde. Ben bazen silikon tabanlıkla desteklediğim de oluyor. Ama bunun kendi rahatlığı da gayet güzel. Şu kumaş da gördüğünüz gibi biraz parlak falan görünüyor. Böyle allı pullu bir görüntüsü var. Gayet hoş gibi şimdilik. Dostlar bu küçük bölümde, kısa videoda sizlerle MP spor ayakkabısının deneyimlerimizi paylaştık. Sizlerden de yorumlarda mutlaka kendi deneyimlerinizi, kendi hangi kodu kullanıyorsanız o spor ayakkabıyı belirtin. Beraber hem modeline bakalım hem de kullanıcı deneyimlerini sıralamış olalım. Merak eden arkadaşlar için her zaman fikir alışverişi yapmış olalım dostlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Torsis'de farklı ürün incelemeleriyle birçok gezi videosunda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi ne yaptık dostlar? Bayağı biraz daha yol gittim ben. Ondan sonra güzel böyle su kenarına kavuştuk diyelim. Bu şekilde de size göstermeye çalışayım. Biraz rüzgarlı şöyle elimle kesmeye falan çalışayım bari. Gayet güzel ama biraz daha yaklaşabileceğim bir yerler bulursam orayları da sizlere göstermeye çalışayım. Videonun arkasından da böyle güzel bir bağlantı yapmış olduk dostlar. Bu nedir? Burada neyi belirtmek istiyorum dostlar? Böyle videoların arkasına güzel bağlantılar yapacağım. Güzel manzaralar paylaşmış olacağız. Ve bu da videonun sonunda biraz gözlerimizin, zihnimizin dinlenmesini sağlasın dostlar. Böyle bir espri yapalım. Yani güzel bir manzara oldu. Benim hoşuma gitti. Şimdi kaskı falan çıkartıp işte biraz yaklaşmaya çalışayım. Geldim dostlar şöyle sahile. Şöyle suyun dibine kadar indim arkadaşlar. Şöyle hem görelim edelim. Biraz da kirli etraf. Böyle yapmasalar olur. Her videoda da söylüyoruz ama tüm dostlar söylüyorlar. Şöyle biraz gözlerimizi dinlendirelim arkadaşlar. Birazdan tekrar çekeceğim. Akşama yaklaştık halbuki. Biraz ben de güzel dinlendim. Şöyle manzarayı değerlendirdim. Ama akşama yaklaşırken hava birazcık açtı dostlar. Şu kova falan giderken atacağım ben böyle gördüğüm küçük çöpleri falan alabilirim. Alayım diyorum. İki de bir de görünce sıkılıyoruz arkadaşlar. Söylemek zorunda kalıyoruz. Yapmayalım, etmeyelim. Şöyle biraz hava açılınca sanki gözümüzün önü açıldı. Şöyle biraz daha güzel görüntüler ortaya çıkar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Su herkese iyi gelir dostlar. Gözünüzü dinlendirmeye, zihninizi dinlendirmeye arasında böyle yorulduğunuz zaman siz de mola vermek için tercih edin. Özellikle de böyle motosiklette falan yolculuklar daha da güzel oluyor diye söyleyeyim ben size şimdi. Videomuza bu şekilde bir renkli içerik daha eklemiş olduk videomuzun sonunda. Dostlar tekrar yeni bölümde Torsis'te böyle farklı alanlarda, daha güzel yerlerde
Daha güzel bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.